Şimdi percentage loader'ın GC dosyasında geliştirmemize devam edelim. Satır 136'ya gidelim. Burada bakalım. Inner bar radius, inner bar radius, inner bar radius'u bulalım. Evet, inner bar radius burada. Bunu biz direkt 0 yapalım. 0.06 idi, 0 yapalım. Bunu da 0.08 yapalım. Daha sonra GTX line width var. Bunu da 0 yapalım. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak biraz daha yaklaştı. Şuradaki etkiyi elde etmek için. Şimdi hemen boyutlarıyla ilgilenelim. Boyutumuz, şuradan bakalım. Hemen bir ölçelim. ...51 piksel diyor. Biz bunu 52, 52 yapalım. 52'ye 52 diyelim. Bu şekilde kaydedelim. Sonra Post Ratings Control PHP'de script, JavaScript kodlarımız vardı. Bunları da aynı şekilde width'ini 52, height'ını 52 yapalım. Bu şekilde kaydedelim. Tekrar F5 diyelim. Evet, istediğimiz boyuta geldi şu anda. Daha sonra TabLoader divimizle ilgilenelim. CSS'ine bakalım TabLoader'ımızı. Hemen bakalım TabLoader'a ne yapabiliriz. TabLoader'ın CSS dosyasını, CSS'lerini biz Post Rating CSS'in içine kopyalamıştık en altına. TabLoader float right diyor. Width'i 52, height'ı 52. Pardon, şuradan bakalım tekrar. Burası doğru. Percentage Post Rating CSS'e gelelim. TabLoader'ı buraya kopyalamıştık. Container'a gerek yok bizde. Width'i 52 piksel. Height'ı 52 piksel. Float Right yapacağız bunu. Float Right. Float right yapacağız. Daha sonra buna Z index vereceğiz. Altta görünmesi için 999 diyelim Z indeksini. Şu şekilde bir kontrol edelim. Şu an neredeyiz? Ona bakalım. Bizim verdiğimiz CSS'i almadı. Hemen Post Ratings Control PHP'ye bakalım. TabLoader. Bunu da şuradan bakalım. TabLoader div diyor. Div değil de biz buna class diyelim. Class. Daha sonra Post Ratings Control PHP'ye gelelim. Divide TabLoader. Class verelim buna bir. Class. Top Loader diyelim. Class'ımız da top loader oldu. Bunu da kaydedelim. Tekrar F5 diyelim. Bakarsak hemen hemen istediğimiz yere geldi.
Firebug'la bir kontrol edelim. Ki enter content dedi. Şimdi margin top diyelim. Eksi 45 piksel diyelim. Bir deneyelim. Eksi 45 piksel dedik. 45 yetmedi bize. 55 diyelim. 55 diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Biraz da margin right eksi 60 piksel. Eksi 60 piksel diyelim. Bakalım. Margin right eksi 60 px p yazmamış. F5 diyelim. Bakarsak eksi 60 bizim için yeterli değil. 100 piksel daha verelim. Eksi 160 piksel diyelim. Tekrar deneyelim. F5 diyelim. Evet, 160 hemen hemen tam oldu. Biz eksi 158 diyelim. Margin tapımızı da eksi 65 diyelim. Tekrar bakalım. F5 diyelim. Çok yukarı gitti. Hemen biraz aşağı alalım bunu. Eksi 62 diyelim. Bir daha bakalım. Eksi 62 de bence tam yerine oturdu gibi duruyor. Şimdi burada meta divi vardı. Meta divine de z index verelim. Buna z indeksine 990 dedik. 999 dedik. Bunun z indeksine de 1000 diyelim. Bir deneyelim. Tabii olmayacaktır. Çünkü position relative veya absolute vermemiz lazım. Relative diyelim position'la. F5 diyelim. Şimdi bu z indeksi 999 yerine 0 diyelim. Bakalım ne değişecek. Index 0 dedik, bir şey değişmedi. Meta'ya da position verelim, bir position relative diyelim. Position relative, z indeksine de buna 0 dedik, buna 1 diyelim. Evet, şu an istediğimiz etkiyi yakaladık. %90'ımız da bu şekilde, %70 de bu şekilde. Bir sayfa ileri gidelim. %0'da da bu şekilde. Hemen bir oylama yapalım. %90 dedi. Bu percentage'imiz çalışmadı. F5 dediğimizde geldi. Hemen puanlamaların hepsini bir silelim. Buradan ana sayfaya gidelim. %0 dedi. Puanlamayı yapalım. %50 dedi ama percentage çalışmadı. Bir daha diyelim. %100 dedi. Percentage sayfayı yenilediğimizde geliyor. Burada kodlar kendini yeniliyor.
Burada da %100 dedi. Burada bu yenileyip kendini çıkarıyor. Post Ratings Control PHP'ye gidelim. Script'imizi buradan kopyalayalım biz. Keselim. Script'imizi hemen topladır. Bakalım topladır büyük bir ihtimal bunun içinde olması lazım. Ctrl Z ile geri alalım. Topladır X'leyelim. Topladır'ı hemen meta divinin üstünde yazdıralım. Bakalım ne olacak. Buraya geldi. Bizim için önemli olan şu anda oylamayı yaptığımız an kendisini yenilemesi. Hemen bakalım. Kendisini yenileyecek mi? Evet, şu an kendisini yeniledi. Hemen kendim bunu tekrardan CSS'imizle ilgilenelim. Marginleri bir kaldıralım CSS'te. Post Rating CSS. Tabladır. Marginleri bir kaldıralım. Atımı da kaldıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Evet, şu an gayet güzel oraya geldi. Margin top diyelim. Margin tire top. Margin top. -15 piksel diyelim. -15 piksel. F5 diyelim. Margin top -15 piksel. Margin top -25, hatta abartalım 50 diyelim mi? Bakalım bizim dediğimizi yapacak mı? Evet, 50 de oldu. Margin top 30 piksel diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. -33 diyelim. Tekrar kaydedelim. Tekrar bakalım. -33 bence yerine tam oturdu. Daha sonra margin right -2 piksel diyelim. Bakarsak biraz daha yukarı kalkması gerekiyor bence. Yukarı gitmesi gerekiyor. -35 diyelim. Bir daha bakalım. 35 de çok oldu. 34. Ortası 34 yapalım biz onu. F5 diyelim. Şu an tam oturmuş olması lazım. Şimdi meta divimiz tekrar yine kaydı. Hemen meta'ya bakalım. Meta margin right. Margin right'tan -10 piksel dersek, margin right'tan -10 piksel dersek F5 diyelim. Bakalım ne olacak. Herhangi bir şey değişmedi. Margin right -50 piksel diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. -50 piksel de tam yerine geldi. Biraz yukarı kaldıralım bunu. Margin tapını -14 piksel yapalım. F5 diyelim. Evet, şu anda tamam. Hemen gelelim ana sayfaya. Bir de ana sayfadakilere bakalım. %100 dedi. Evet, şimdi tekrar bütün puanlamalarımızı silelim. F5 diyelim. Gayet güzel.
Hepsi boş geldi. Buna şunu verelim. 3 yıldızı tıklayalım. %30 gayet güzel. 5 yıldızı da işaretleyelim. %80 F5 diyelim. %90 oldu. %70 oldu. Gayet güzel. Şimdi burada ikinci sayfaya gidelim. Bakarsak burada yan tarafta bir şeyler çıkıyor. Biz oylama yaparken. Bakalım nereden geliyor. Title diyor. Li'lerin içinde class S1 title geliyor bir. Title'ı bir kaldıralım biz. PHP Ratings Control'a gelelim. Burada li'ler nerede oluşturulmuş hemen ona bakalım. Li A title. Title'ı buradan şöyle yapalım. Title'ı buradan kaldıralım bir. Kaydedelim. F5 diyelim. Title hala geliyor şu anda. Puanlamalarımızı bir daha hepsini silelim. Değişiklikleri kaydedelim. İndekse geri gidelim. Bakarsak title hala geliyor. Hemen Firebug'la tekrar bakalım. A title A45 yine geliyor. With neredeydi hemen bakalım. Sprintf dedi. Max ratings dolar i diyor. Şu ratings control text'i bir kaldıralım. F5 diyelim. Bir sonraki derste devam edelim.